Taşıt dinamiği dersinde bahsediyorduk. Taşıt dinamiği dersine siz giriş yaptınız ilk 5 hafta boyunca. İlk konularda Zeliha hocamla beraber sürüş dinamiği konularına giriş yaptınız. Bunlar altında siz neleri işlediniz şu an? Boyna araç dinamiğini işlediniz. Boyna araç dinamiğini gördünüz. İşte bunun içinde nelere yaptınız? İğmelenme performansı. İğmelenme performansını gördünüz. Frenleme performansı gibi konuları gördünüz. Daha sonra sürüş dinamiğini gördü. Sürüş dinamiğinin şeyini gördünüz. Bizim driveline dynamics diye İngilizce olarak isimlendirdiğimiz işte tekerleklere aktarılan motordan gelen güç, dişli olanları vesaire. Bunları görmüş oldunuz siz ilk 5 hafta boyunca. Ve bundan sonraki haftalarda ise arkadaşlar farklı konular göreceğiz. Bu konulardan başında bir tanesi aracın kinematiğini göreceğiz. Araç kinematiğini. Daha sonra araç dinamiğini göreceğiz. Araç dinamiğini göreceğiz iki ana başlık altında. Daha sonra da araç titreşimlerini göreceğiz. Bunları da iki ayrı alt başlıklara sıralayacak olursak neler göreceğiz buralarda? Araç kinematiği arkadaşlar biz ikiye ayıracağız. Bu hafta başlayacağımız yönlendirme kinematiği aracı. Yönlendirme kinematiği ve süspansiyon sistem sistemi ve direksiyon sistemi mekanizmalarını göreceğiz. Mekanizmalarını göreceğiz. Daha sonra araç dinamiği konularında da daha sonraki haftalarda değiniriz. Burada planer araç dinamiği yani düzlemsel araç dinamiğini göreceğiz. Daha sonra devrilme dinamiğini göreceğiz. Vesaire aracın genel bir dinamiğine giriş yapacağız. Araç titreşimlerinde de bizim konfor diye adlandırdığımız konforlara, titreşimlere, aracın titreşimlerine, uygulamalı titreşim teorisinden biraz bahsederek araç titreşimleri üzerinden değineceğiz. Ve bu şekilde dersimizi bitireceğiz. Tabii üstüne bir de uygulama yapmayı düşünüyoruz ders beraber. İlk olarak bir MATLAB programıyla beraber uygulamalarımızı gerçekleştireceğiz. İkincisi de zaman kalırsa Adams programı. Bu da MSC firmasının, MSC firmasına ait program. Bunlar üzerinden gördüğümüz teorik konuların uygulamalarını yapmaya çalışacağız. Programları kullanarak. Neden bunları? Çünkü bunların lisansına Uludağ Üniversitesi sahip. Lisansları var. Buradaki programların lisansına sahibiz. O yüzden programları biz de teşvik edeceğiz öğrencilerimize. Çünkü lisanslara belli bir ücret ödeniyor üniversite tarafından. Bu programları kullanarak biz de yararlanmaya çalışacağız dersler kapsamında. Şimdi yönlendirme kinematiği ile bu haftaki dersimize giriş yapalım. Yönlendirme kinematiği isimli bir başlık atabiliriz. Yönlendirme kinematiği. Kaynak kitabımıza da baz alarak devam edeceğim için şöyle bir yol izleyeceğiz. Öncelikle şartları vereceğim. Ondan sonra bunun ispatı yoluna gideceğiz. Bu şekilde dersi işlemiş olacağız. Öncelikle koordinat takımlarından bahsetmekte yarar var. Şimdi kinematik diyoruz. Kinematiğin biz sizin dinamik derslerinizden ve mekanizma teorisi derslerinizden kinematik konusunda bazı tecrübelere sahip olduğunuzu varsayarak bu dersi devam edeceğiz. Yani ayrıyetten bir kinematik konularını tekrar ederek bir iki hafta üzerinden geçmeyeceğiz. Yoksa ders yetişmeyebilir.
Belki titreşim teorisi üzerinde, çünkü daha önce dinamik derslerinde üzerinde belki durulmamıştır. Titreşim ya da titreşim, mekanik titreşme isimli bir ders almadıysanız bu konu hakkında biraz dururuz, ama genel kinematik konuları hakkında, yani kinematikten kastımız nedir? Pozisyon, hız ve ivme durumlarının incelendiği bilim dalına biz kinematik ismini veriyoruz. Kuvvet ve momentler işin içine girdi mi kinetik ismini veriyorduk. Toplam hepsi de dinamik olarak adlandırılıyor. Biz şimdi kinematik kısmına çok bir giriş yapmayacağız. Sadece belli başlı noktalarda belki hatırlatmalar yaparak bu işi sürdüreceğiz. Şimdi öncelikle aracın koordinat takımını bir hatırlatmada yarar var. İki farklı koordinat takımı kullanılıyor genelde literatürde. Bu iki tane koordinat takımından bahsetmekte yarar var. Bir tanesi arkadaşlar SAE, açılımı da Society of Automotive Engineers, yani otomotiv mühendisleri odasının bir tane koordinat takımı var kullandığı. Bir de ISO'nun koordinat takımı var. Yani International Standard Organization. Uluslararası araç koordinatları var. Literatürde bu ikisini görürsünüz. Bu iki koordinat takımı arkadaşlar şu şekilde yönlendiriliyor araç olarak. Şurasını z eksen dersek, burayı x ekseni, burayı da y ekseni dersek, y, z ve x ekseni olarak isimlendiriliyor. Peki sayede koordinat takımı nasıl isimlendiriliyor? Yine burada x ekseni oluyor. Z ekseni aşağı doğru. Y ekseni de sola doğru gerçekleşiyor. Ve burada aracın geometrik merkezini baz alırsak C olarak. Ve bunun üzerinden bir de araç çizeceksek böyle gösterebiliriz. Çizebileceğiz mi? Bir aracı çizsek. Burası ön taraf olsun. Burası arka taraf olsun. Ve arkadaşlar burada biz şuradaki dönmeye İngilizce ismini yazacağım. İngilizce isimlerini yazacağım şimdilik. Çünkü literatürde siz genelde böyle görürsünüz. Daha sonra Türkçelerine değineceğim. Bu da rol. Bu arkadaşlar bizim kullanacağımız koordinat takımı olacak. Rol devrilme, yalpa, iç kafa vurmak diye isimlendirebiliriz. Bu standartta. Aynı şekilde burada da saye koordinatında da dönme yönü bu şekilde. Kafa vurmanın yönü bu şekilde. Devrilmenin de yönü bu şekilde göstereceğiz. Biz bu ders boyunca buradaki koordinat takımını kullanacağız arkadaşlar. International koordinat takımını kullanarak biz işlemlerimizi ders bu kapsamında gerçekleştireceğiz. Şimdi koordinat takımında değindikten sonra yönlendirme dinamiğiyle başlayalım. Yönlendirme kinematiğiyle başlayalım. Yönlendirme kinematiğimizde başlayacağımız konu arkadaşlar Ackermann geometrisini işleyeceğiz. Ackermann geometrisiyle konuya genelde yönlendirmenin mekanizmamızı da yapacağız. Yönlendirme kinematiği ile işe başlayalım. Bir araç modeli alalım ilk olarak. Şuradan. Araç modelimizi çizmiş olalım.
eksenlerini yaptığı açılar şekilde. İç tekerleğin yaptığı dönüş açısına delta i isimlendirelim. Dış tekerleğin yaptığı dönüş açısına da delta 0 olarak isimlendirelim. Bir araç düşünelim şu şekilde. Sola dönüş yapan bir araç olsun. Sola dönüş yapan bir araç. Sola dönüş yapan bir araç düşünelim. Bu aracın durumu yani hızı arkadaşlar çok düşük hızda olsun. Çok düşük hızlarda. Veya durağan halde düşünelim. Şimdi arkadaşlar yönlendirme kinematiğini işliyoruz. Bir araç çok düşük hızda ve durağan halde incelediğimiz durum. Yüksek hızlarda biraz iş değişecek. Biz sadece düşük hızlarda ve durağan halde yapalım. Bu da yaklaşık 0.3G tekabül ediyor. Altındaki hızlar. Bu durumlarda arkadaşlar siz tekerlekleri önden yönlendirmeli bir araç düşünelim yine. Önden yönlendirmeli bir araç. Önden yönlendirmeli bir araçta ön tekerlekleri döndürmek istediğiniz zaman sol tarafa, şimdi iki tekerleği de aynı açıyla döndürmek isteseniz ne yapacaktır? Bu tekerlekler bir çember boyunca dönmeye çalışacaktır. İşte bu çember boyunca dönmeye çalışacaklarından dolayı baktığınız zaman bu çemberi yapalım ve koyalım mesela şu tekeri. İç tekeri şöyle yapalım. İç tekeri de şöyle çizeceğiz. Eğer aynı açıyla yönlendirmiş olsaydınız ne olacaktı? Mesela aynı açıyla döndürmüş olalım. Demin çizdiğimiz aynı açıyı yakalayalım. Bakın aynı. Bu şekilde. Bakın bu şekilde yönlendirmek istesek aracı döndürdüğümüz zaman bir 50 eksen etrafında tekerlekleri dış tekerlek daha fazla yol alacak, iç tekerlek daha az yol almaya çalışacağı için kaymalar meydana gelecektir. Ve biz bu durumu istemeyiz yönlendirme açısından. Biz ne isteriz? Bir merkez etrafında dönmesini isteriz aracın. Ve onun için tekerleklerin kaymadan dönme şartı olarak aynı açıda, aynı merkez etrafında dönmelerini isteriz. İşte biz buradaki dönme merkezine O isimlendiriyoruz. Dönme merkezi olarak isimlendiriyoruz. Dönme merkezi. İşte bu şekilde arkadaşlar kaymadan dönme şartında biz buna Ackermann şartı diyoruz. Tekerleklerin kaymadan dönme şartına Ackermann şartı diyoruz. Belli bir dönme ekseni etrafında araç dönecek. Burası da ağırlık merkezi olsun. Belli bir R çapında ağırlık merkezi dönecekse Ackermann şartı diyoruz. Ben şimdi bu şartı direkt buraya yazacağım. Daha sonra bunun ispatını yapacağız. Kotanjant delta 0 eksi kotanjant delta i eşittir w bölü l diyeceğim. Şimdi bu w ve l'leri göstereceğim. Nerede olduğunu. W arkadaşlar şöyle gösterelim. Yönlendirilen tekerlekler arasındaki genişlik w. Biz bunun Türkçesini iz genişliği diyoruz literatürde. İngilizcesi track olarak isimlendiriliyor. Şöyle yaparsak iz genişliği. İngilizcesi literatürde de track olarak görebilirsiniz. L ise arkadaşlar dingiller arası mesafe aracın aksları. L diyelim. L de
Ön ve arka aks arasındaki mesafe. Ön ve arka akslar arasındaki mesafe. Bunun İngilizcesi, yani dingiller arası mesafe. Türkçesi, İngilizcesi ise arkadaşlar wheelbase olarak geçer. Literatürde wheelbase olarak geçer. Bu arkadaşlar Ackermann şartı diyoruz. Bu 1800'lü yılların başından beri uygulanan bir şart. Çünkü tekerleğin kaymadan dönme şartı. Normalde at arabalarında kauçuk tekerler sürekli Ackermann gövdesi olmadan kaydığı için sürekli aşınıyordu kauçuk demin. Sürekli tekerlerin değişmesi gerekiyordu, özellikle dış tekerlerin. Bu şekilde Ackermann ile patent aldı. Tarihçesine şu an çok detaylı girmiyorum. Patentlenmiş bir geometrik ürün 1800'lerin yıllarından beri. Ve bu şekilde kaymadan dönme şartla biz Ackermann şartı olarak isimlendiriyoruz. Bu açılarda arkadaşlar, bu delta i ve delta sıfır açıları tekerleğin yönlenme düzlemi ve şurada dönme ya dik olarak olduğunu belirtelim. Buradaki kırmızıyla gösterdiğim açılarda aracın ön tarafına doğru olan düzlem açıları. Burada aracın de merkezi, yine burada C olarak genelde isimlendiriyoruz. Şöyle diyelim. Buraya da R çapında aracın merkezi. Bir çember boyunca dönüş yaptığını düşünürsek, bu aracın de merkeziyle R çapı çember öze arasında da bir bağıntı var. Aynı zamanda buradaki açıya da biz R olarak isimlendiriyoruz. Burada da kütle merkezinin dönme açısı olarak isimlendireceğiz. Burada da bir bağıntılar var. Bu bağıntıları da yazalım. Daha sonra bunları nasıl ifade ettiğimizi görelim. Burada da dönme çapını, dönme merkezinden aracın kütle merkezi olan dönme çapını bu şekilde ifade ediyoruz. A2'nin karesi artı L kare çarpı kotanjant kare delta. Ve aynı zamanda kotanjant delta dediğimiz, burada da kotanjant del 0 artı kotanjant del i'nin ortalaması olarak ifade ediliyor. Bunları birazdan ispatlayacağız. Buradaki ifadeleri tek tek göreceğiz. Buradaki ifadeleri de bisiklet modeli üzerinden ispat etmiş olacağız. Bu şekilde bizim çok düşük hızlarda ve araç duran halde sola dönüşte yaptığı Ackermann şartının kinematik bağıntıları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz gelelim bunların ispatlarını nasıl yapıyoruz? Onları anlatalım. Yine basit olarak geometrik model üzerinden ispatları gerçekleştirmiş olalım. Hangi şuradan devam ederek gerçekleştirelim? Kısa olarak hemen ispatları nasıl yapıyoruz? Bunlara bakalım. Bu şekilde önümüze alalım yine geometrimizi. Arka tekerlekleri dedim. Arka tekerleklerin herhangi bir yönlendirme olmadığını varsayalım. Merkezinin konumundan itibaren aracın şöyle çizelim. Daha sonra yönlendirilen tekerlekleri dedim. Şuradan şeyimiz de olsun. Aynı mesafede olması diye bir şartı yok. Fakat şimdilik biz aynı mesafe olacak şekilde değerlendirelim.
kaldı işte kendini. Şimdi yönlendirilen tekerleklerin düzlemleri arasındaki mesafeye biz iz genişliği W diyelim. Daha sonra kütle merkezini şurada C olarak isimlendirelim. Biraz yukarı yapalım. Daha motor önde olacağı için biraz daha yukarıda kalıyor. Tabii elektrik araçları için biraz değişiyor. C diyelim. Bu aracın arka aksı olan mesafesi kütle merkezinin A2 olarak isimlendirelim. Ve tekerlek merkezlerine olan kütle merkezinin üstüne A1 olarak isimlendirelim. Aracın singil mesafesini de biliyorduk L olarak. Yani A1 artı A2 eşittir L olarak isimlendirelim. Dış tekerlek düzlemlerinin dönme açılarında bu şekilde burası theta 0 burası da theta i olsun. Ve bunların dönme merkezlerinde gidelim. Tam şeyi çizmedik orada. Bunları alt kere çizmiş olacağız. Bu şekilde dönme merkezlerini de belirleyelim. Burada arkadaşlar yine burada iç ters dış tersten devam ederseniz çünkü burada dönme merkezinin açıların düzlemine yaptığı açı 90 derece. Onun için şuradaki açı da ne olacaktır? Delta 0. Şuradaki açı ne olacaktır? Delta i olacaktır. İç ters dış ters açılardan burası delta i, burası delta 0 olacaktır. Burasına O noktası dedik. Dönme merkezi olarak isimlendirdik. Dönme merkezi olarak isimlendirdik. Ve şuradaki ön ve arka aksların şu an eşit olduğunu varsayarsak arka kısımdaki W bölü 2 olarak isimlendirirsek aracın ona dönme anında şuradaki kısmını da arka aksların dönme merkezine olan merkezdeki uzaklığında burayı R olarak isimlendirirsek R1 diyelim. Yani dönme merkezinin arka akstanın merkezinden olan dönme mesafesini de R1 olarak isimlendirelim. Arkadaşlar burada aracın geometrik özelliklerini, en boy, aks mesafeleri, dönme açılarını yaptık, isimlendirdik. Şimdi buradaki kinematik bağlantıları kurmak istersek mesela buradaki şeylere de isim verecek olursak buraya mesela A diyelim, buraya B diyelim ve D diyelim, buraya da E diyelim. Baktığımız zaman OAD üçgeninden OAD üçgeninden hangi bağıntıyı elde etmemiz gerekir? O AD üçgeninden. Tanjant delta i yazdığımız zaman L bölü burası L AD genişliği L'dir. Bakın AD genişliği L'dir. OD genişliği ise nedir arkadaşlar? R1 eksi nedir? W2'dir. O AD üçgeninden bu bağıntıyı yazabiliriz. Aynı şekilde OBE üçgeninden hangi bağıntıyı yazabiliriz? Yine L bölü bu sefer R1 artı W2 değil mi? Baktığımız zaman L bölü R1 artı W2. Bunu da yazalım.
Tanjant, yazalım. Tanjant delta 0 eşittir L bölü R1 artı W2 olarak yazabiliriz. Bir tane üçgenden iki tane bağıntı yazdık arkadaşlar. Şimdi burada R1'i yalnız bırakırsak nasıl olur? R1 eksi W2 eşittir L bölü tanjant delta i. W2'yi de karşıya atarız. R1 L bölü tanjant delta i artı W2 olur değil mi? Aynı ifadeyi de burada yazacak olursak. Buradan da R1'i yalnız bırakırsanız yine L bölü tanjant 0 W2. W2'yi de karşıya atarsanız yine L bölü tanjant delta 0. Bu sefer burası ne olacak? Eksi W bölü 2 olacak. R1'i de bu şekilde buradan alırız. Şimdi bakın bu R1'ler eşit. Bu R1'leri ne yapalım? Burada birbirine eşitleyelim. İki yanda. Yani ne olacak? L yanda devam edeyim. L bölü tanjant delta i artı W2 eşittir. L bölü tanjant delta 0 eksi W bölü 2 olacaktır. Buradan arkadaşlar ifadeleri birbiri cinsinden atarsanız W karşıya atarsanız W kalacak. Yani şuradaki W2'yi karşıya atarsanız W kalır. W2, W2 daha W kalır. Diğerini karşıya atarsanız L bölü tanjant delta 0 burada eksi L bölü tanjant delta i olur kalır. Şimdi burada da arkadaşlar 1 bölü tanjantlar nedir? Kotanjanttır. Kotanjant delta 0 eksi kotanjant delta i'nin ne yapacağız? L parantezine alırsak bu şekilde burayı yazabiliriz. Ve artık bizim ulaşmak istediğimiz bağıntıyı elde ettik. Kotanjant delta 0 eksi kotanjant delta i eşittir W bölü L olarak Ackermann kinematik durumunu ne yaptık? Elde etmiş olduk bu şekilde. Evet. Biz buna Ackermann geometri yönlendirme şartı ismini veriyoruz. Ackermann kinematik şartı. Gördüğünüz gibi burada dış tekerleğin, iç tekerleğin dönüş açıları bize ne ifade ediyor? Aracın iz genişliğini dingiller arası mesafeye oranını ifade ediyor. Bu iki yön arasında da kotanjant delta 0 ve kotanjant delta i ile arasında bir bağlantı var. Yani iç tekerlek dış tekerleğin aracın en ve oy oranlarında bir dönüş mesafelerinde bir oran olduğunu görebilmekteyiz. Bunun grafik olarak dökümünde uygulamasında MATLAB üzerinden dersin ikinci bölümünde gerçekleştirerek yapabiliriz. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer bağıntıları çıkartmaya. Diğer bağıntıyı da çıkartalım. Diğer bağıntıyı çıkartmakta ise biz eşdeğer bisiklet modelini kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? Araç arkadaşlar ne yapıyordu? Cetvelimizi tekrar alalım. Ve koyalım. Şekilde R olarak burada merkezden kütle merkeziyle dönmeye çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi burada eşdeğer bisiklet modelini baz alarak kütle merkezinde iki tekerleğin ortalamasını birleştirecek şekilde burada da bir geometrik bağıntı çıkarmaya çalışalım. Hemen onun için şuradan devam ediyorum. Tekrardan.
Bu şekilde aracın ne merkezin ne olduğu RC'de ifade etmiştik. Ön tekerleklerin merkezine birleştirildiğini varsayalım. Arka aksların da tam ortasında tekerlek olduğunu varsayalım. Bu şekilde araç dön merkezinin burası dönme merkezinden çizelim. Bu şekilde neydi? R yarı çapında sola dönüş yaptığını varsayalım. Şimdi burada aracın düşük hızlarda da olsa burada hız vektörü V diyelim. Dönme açısına dik olacak şekilde ne yapacaktır? Bu eksen etrafında araç böyle dönüş yapmaya çalışacak, değil mi? Tekerleklerini çizelim. Doğrultusunu. Şöyle bir açı. Yani artık iç dış teker değil, bir delta açısıyla dönmeye çalışacak. İşte buradaki delta açısını arkadaşlar, buradaki geometrik banttan nasıl yazabiliriz? Bunun dönme merkezini de böyle çakıştıracak olursak, olsun. Buraya. Şuradaki açı arkadaşlar, buraya taradığı açı ne olacaktır? İç ters dış tersten delta olacaktır. Şimdi buradaki mesafeler ise neydi? Burası ön aksla merkez arası A1. Burası neydi? A2 idi. Toplam genişlikte neydi? L idi. Buradaki bağıntıyı nasıl yazabiliriz? Dönme yarıçapı R, aracın kütle merkezindeki hızla dik doğrultuda olduğu için buradan geometrik eşitliklerden R kare, bakın R kare, R şurası nedir? A2 ve burayı ne isimlendirmiştik? Tam merkeze ne demiştik? R1 olarak isimlendirmiştik. Dönme merkezini. R kare nedir arkadaşlar? A2'nin karesi. Buraya da O dersek, C dersek, hadi buraya da B diyelim. Karesi de A olsun. Buradan O, B, C üçgeninden, O, C, B üçgeninden. R kare eşittir A kare artı R kare eşittir A kare artı R1'in karesi olacaktır. Burada kotanjant delta'yı nasıl yazabiliriz? O A B üçgeninden yanla yazsam daha iyi. Kotanjant delta, bakın kotanjant delta nedir? Karşı bölü komşu değil, komşu bölü karşı olacaktır. R1 bölü R olarak, R1 bölü L olarak ifade edilir. O A B üçgeninde. Şimdi arkadaşlar burada diğer önceki bağıntılardan hatırlarsanız ne bulmuştuk biz? Diğer önceki bağıntılardan hemen hatırlarsanız şuradan. Şurada. R1 ve tanjant teta i L, R2 bölü L. Şunları hatırlarsanız şu iki bağıntıyı. Bu iki bağıntıyı gelip burada yazarsak. Neydi o bağıntılar? Bir daha yazalım. Tanjant İç tekerleğin dönme açısı eşittir L bölü R1 eksi W2. Diğeri de tanjant delta 0 L bölü R1 artı W2 idi. İç ve dış tekerleklerin dönme açılarının bağlantıları bu şekildeydi. Şimdi bakın burada tanjantı 1 bölü kotanjant yazsak. 1 bölü kotanjant yazsak ve L'yi buradan bu sefer L'leri çeksek nasıl bir ifade elde etmiş oluruz? Bu şekilde elde etmiş oluruz. L eşittir. Ne yapacağız? L'yi yalnız bırakacağız. Aşağı kotanjant olarak gelecek. Kotanjant delta i. Üste de R1 eksi W2 olarak kalacak. Aynı şekilde burada L'yi de çekmek istesek ne olacak? Aşağı gelecek. Tanjant teta 0, 1 bölü kotanjant olacak. R1 yukarı gelecek. Artı W2
Bu da 1 bölü kotanjant olacak. Kotanjant delta 0. Burada da bu sefer L'lere eşitledik arkadaşlar. L'lere eşitledik. Burada beraber de yazsak buradan. R1 artı W2 bölü kotanjant delta 0 eşittir. R1 eksi W2 kotanjant delta i. Şimdi buradan arkadaşlar içler dışlar çarpımı yaparsanız ifadeleri elde edersiniz. Nasıldı? Kotanjant delta çarpı delta 0 çarpı R1 eksi kotanjant delta 0 W2 eşittir R1 çarpı kotanjant delta i artı kotanjant delta i çarpı W2, değil mi? İçler dışlar çarpımında bunları elde edersiniz. Şimdi R1'leri bir yere, W'leri bir yere toplarsanız arkadaşlar, şunu bu tarafa attığımızı düşünelim. Kotanjant delta 0 R1 eksi kotanjant delta i R1. Diğer tarafa da atarsanız kotanjant delta 0 W2 artı kotanjant delta i çarpı W2, değil mi? Bu şekilde yaparsanız burada R1 parantezini alırsanız R1 kotanjant del 0 eksi kotanjant del i eşittir. Burada da W2 parantezini alırsanız kotanjant del 0 artı kotanjant delta i kalacaktır. Şimdi bakın bu ifadeyi nereden biliyoruz? Yukarı alayım. Bu ifadeyi ne olarak biliyoruz biz? Daha önce çıkardık Ackermann şartından. W bölü L olarak olduğunu biliyoruz. Onun için R1 çarpı W bölü L eşittir. Buradan da karşına ne var? W bölü 1 bölü 2 ile şöyle yapalım. 1 bölü 2'yi ayıralım. Kotanjant delta 0 artı kotanjant delta i aynı kalsın. Buradan W'ler birbirine götürür. Buradan R1 bölü R1 bölü L böyle yazalım. R1 bölü L eşittir 1 bölü 2 kotanjant del 0 artı kotanjant del i olarak ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Şimdi bunu yazdığımız zaman arkadaşlar bizim bir de şurada ne yazabiliyorduk biz? R'yi yazacak olursak yukarıda yazmıştık R'yi. Şuradan R'yi de aşağıdan devam edelim. Karışmasın diye kırmızıyla yapalım. Buradan R eşittir. Arkadaşlar nedir? A2'nin karesi artı R1'in karesinin kare köküydü, değil mi? Baktığımız zaman R1 bölü L. R1 bölü L'ye gelip buradan baktığınız zaman nedir? Bakın R1 bölü L o AB üçgeninden buradan R1 bölü L hemen bakalım. R1'in L'ye oranı nedir arkadaşlar? Kotanjant delta'dır. Delta neydi? Önlendirilen tekerlerin set modeline topladığımız tekerlerin dönüş açısıydı. R1 bölü L'ye de direkt olarak kotanjant delta yazabiliriz. O zaman biz hangi ifadeyi de buradan doğrulamış olduk? Kotanjant delta eşittir kotanjant del 0 artı kotanjant del i'nin nedir? Ortalamasını buradan ispat etmiş olduk. Bu şekilde bunu da ispat etmiş olduk arkadaşlar. Daha sonra R yerine de burada R yerine de burada. Buraya da kotanjant delta yazabiliriz. R1 bölü L yerine de. Buradan ne olacaktır? A2'nin karesi artı R1'e de ne yapacağız arkadaşlar? R1'de ne eşit olacak? L çarpı kotanjant del
olarak olacak. Bunun karesi olacak arkadaşlar. Bu şekilde de biz bağıntıları çıkarmış olduk. Yani kütle merkezinin dönüş açılarında ispat etmiş olduk. Şimdi buraya kadar ne yaptığımıza şöyle bir yukarıdan bakalım. Şimdi sola dönüş yapan bir aracın, biz dedik kaymadan tekerleklerin dönebilmesi için belli bir O merkezi etrafında dönüş yapabilmesini istiyorduk. Biz bunu Ackermann şartı diyorduk. Geometrik bağıntılarımız vardı. 3 tane. Bakın 3 tane geometrik bağıntı yazdık. Bunları nasıl çıkardığımızı da bu şekilde belirlemiş olduk. Bir tane sola dönüş yapan bir iki akslı araç modelini ele aldık. Sadece geometrik şartlarını yazdık. Üçgen bağıntılarından. Daha sonra eşitleyerek Ackermann'ın birinci şartını elde ettik. Daha sonra eşdeğer bir bisiklet modeli kurduk. Yani ön yönlendirilen tekerlerin ortada olduğunu varsaydığımız aksı, arka akstaki yönlendirilmeyen tekerlerin de ortada olduğu bir model kurduk. Kütle merkezi etrafında bunun dönüş yaptığını varsaydık ve eşdeğer tekerlek modelinde de delta açısıyla bir dönüş yaptığını varsaydık bu kütle merkezinin. Bu şekilde de R buradaki dönüş yarıçapının, kütle merkezinin dönüş yarıçapının aracın kütle merkezinin arka aksı olan uzaklığının karesinin L çarpı kotanjant delta'da, kotanjant delta dediğimizde ne çıkarmış olduk? O da ön ve iç ve dış tekerlerin dönme açılarının aritmetik ortalamasına bağlı bir açıyla beraber döndüğünü varsaymış olduk. Şimdi burada yaptığımız işlemler, buradaki işlemlerin çıkartılması. Biz burada Ackermann geometrik şartlarını bu şekilde ifade ediyoruz. Yani 3 tane formülle ifade ediyoruz. Bunlar çok düşük hızlarda ve durağan haldeki durum için söz konusu. Bunlarla ilgili birkaç tane de çıkarım var. Bu çıkarımları da yaparak hangi durumlarda bu aracın bu şekilde dönebildiğini veya bu geometrik şartları sağlayabildiğini yazabiliriz. Onları da şuraya yazalım. Mesela ne demiştik? İlkinde demiştik bu şartın sağlanması için bir araç Ackermann şartının sağlanması için Ackermann şartı için bir araç düşük hızda ve yani çok küçük ve düşük hızda kayma açısında sıfıra yakın olması gerektiği durumlarda sağlanıyor. Kayma açısının sıfıra yakın olması durumunda sağlanıyor. Şimdi kayma açısı ne diye soracak olursanız, çünkü lastik dinamiğini işlemediniz şu an siz dersinde. Onu son haftalara bıraktık. Kayma açısı şurada slip angle diye geçer literatürde de. Bu da önemli bizim araç dinamiğinde. İlerleyen haftalarda düzlemsel araç dinamiğinde de buna çok değineceğiz. Bu tekerleğin kayma açısının sıfıra yakın olmasını istiyoruz. Aksi durumda burada olmaz. Bu durumda birbirini dengeleyen şu iki durumda kayma açısının sıfır, araç düşük hızdaysa yanal kuvvet ve merkezi kuvvet oluşmaz. Yani bir dönüş yaptığımız zaman hızla ivmelenerek bir dönüş yaptığımız zaman lastiğe gelen yanal kuvvetler, bu durumlarda yanal kuvvetler ve merkezi kuvvetler, merkez kaç dediğimiz merkezi kuvvetler oluşmaz. Bunların oluşmadığı durumlar aracın düşük hızı veya durma hali veya kayma açısının sıfıra yakın olduğu durumlardır. Bu durumlarda Ackermann şartı sağlanır arkadaşlar. İkinci çıkarımımız bu kinematik yönlendirme durumuna Ackermann diyorduk. Taşıt hızının sıfır olduğu durumda gerçekleşen aslında tamamen gerçekleşmesi için, ispat olması için nedir? Biz şu an statik durum için yaptık. Bu durum statik durumlar için tamamen gerçekleşir. Tamamen gerçekleşir statik durumlar için.
Son olarak da hani bu durum yani %100 Ackermann şartı. Hani tam dönüş durumundaki durumlar için siz durağan haldesiniz. Tekerleği döndürmek istiyorsunuz. Bu durumlar için gerçekleşir. Bir de pratikte araç uygulamasında yani gerçek araç uygulaması. Şimdi biz da buradan geli geometrik uzaklar arasında yaptık. Ama pratikte %100 sağlayan 4 çubuk bir mekanizması yok. Birazdan ikinci, üçüncü derslerde direksiyon yönlendirme mekanizmalarına gireceğiz. Pratikte bunu sağlayan, bu durumu sağlayan, yani tamamen sağlayan, bu durumu tamamen sağlayan bir 4 çubuk mekanizması ya da yönlendirme mekanizması mevcut değil. Farklı mekanizmalarla bunu sağlayabilirsiniz ama pratikte 4 çubuk mekanizması bunu sağlaması şu an için mevcut değil. Bu üç çıkarımı da Ackermann şartı için gerçekleştirebiliriz. Burada aracın boyutlarıyla açılar arasında bir oran var. Bununla ilgili bir tane matlab üzerinden bir örnek yaparak da buradaki geometrik aracın geometrik uzunluklarının nasıl araca etki ettiğini görebiliriz. Bir tane örnek yapalım. Örnek yaparak işlediğimiz şeyleri pekiştirelim. Buradan aşağı alalım. Örnek yapalım. Böyle başlık atayım. Bir tane örnek yapalım. Hani sayısal işlemleri biraz pekiştirmek için örnekleyelim. D eşittir 2.619 metre. Yani dingiller arası mesafesi 219 2.619 metre olan A2'si yani arka aksın kütle merkezine uzaklığı 1.524 metre olan bir araç. İz genişliği 1.565 metre olan ve iç tekerleğin ise dönme açısının delta i'nin 12 derece olduğu 12 derece olduğu bir durumda bunu da radyan değerini verelim. Yaklaşık 0.209 radyan olsun. 9. Bu şekilde ki bir aracın dönme durumunda Ackermann kinematik durumunu inceleyin arkadaşlar. Ackermann kinematik durumunu inceleyiniz. Ackermann kinematik durumunu inceleyiniz. Şimdi böyle bir durumda Ackermann'ın kinematik durumunu inceleyelim. İç tekerlek 12 derecelik bir dönme açısı yapıyor. Ve aracın geometrik bağlantısı da bu şekilde. Biz neyi biliyorduk? Kotanjant delta 0 eksi kotanjant delta i neydi arkadaşlar? Aracın yönlendirilen tekerleklerin iz genişliği bölü dingiller arası mesafe. Kabul ile. Bu şekilde buradan ne elde edebiliriz? Dış tekerleğin dönüş açısını elde edebiliriz. Dış tekerleğin dönüş açısını elde etmek için ne yapacağız? Kotanjant delta 0 burada kalacak. Kotanjant delta i artı W L diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar delta 0'ı kotanjant eksi 1 kotanjant 12 derece artı W L olarak W L'yi de yerine yazalım. WL de bizim ne verilmişti? 1.565 bölü 2.619 verilmişti. Bu şekilde buradan dış tekerleğin dönme açısında ise arkadaşlar siz de burada 12 derece ben yazdım demin. Eğer hesap makinalarınızda farklıdır. Dikkat edin. Hesap makinalarının sağ üst kısmında D ve R işaretleri vardır. Radyan veya degree olarak geçer. Hesabınızı yaparak buna göre yapın. Eğer degree'de ise derece olarak hesaplayacaktır. Radyandaysa ise arkadaşlar buraya 0.209 yazmanız lazım. Radyan uluslararası derece, yani ISO dedik ya, International Standard Organization.
ISO ya da ISO diyorum estağfurullah. SI birim sistemi yani uluslararası birim sisteminde SI birim sisteminde biz ne kullanıyoruz? Radyan kullanıyoruz. Radyan kullandığımız için buradaki hesaplamalarda genelde radyonu bilgisayar hesaplamalarında da biz burada radyan kullanırız. Daha sonra radyanı neye çeviririz arkadaşlar? Dereceye. Radyanı dereceye çevirmek için hangi ifadeyi kullanırsınız? 180 bölü pi. Veya dereceyi radyana çevirmek isterseniz derece çarpı pi bölü 180 ile de ne yaparsınız? Radyana çevirirsiniz. Bunları hem hesaplamalarda, hesap makinelerinde hem de bilgisayar programlarında dikkat ederek hesaplamamız gerekiyor. Daha sonra buradan hesap makinesinden işlemi yaptığınız zaman bunu yaklaşık 0,186 radyan olarak bulursunuz. Bunu da arkadaşlar 180 bölü pi ile çarparsanız o da yaklaşık ne yapıyormuş? 10,66 derece yapıyormuş. Bu da dış tekerleğin dönme açısı. Aynı şekilde neyi bulabiliriz? Arka aksların neyi bulabiliriz? Dönme mesafesi. Yani arka aksların dönme merkezi etrafındaki neydi bizim? Şöyle çizersek. Şu mesafe neydi? Dönüş mesafesi R1. Bunu bulurduk. İç tekerlek, dış tekerlek açıları. Burası da merkezinin R'si. Şimdi R1'de arkadaşlar arka aksın tam ortasındaki mesafeyi hesaplayabiliriz. Bu R1 mesafesini nasıl hesaplarız? Yine R1 eşittir. Bizim geometrik eşitlerden bulduğumuz R çarpı kotanjant delta I artı W2'den bunu da hesaplayabiliriz. Buradan aracın dingiller arası mesafesi 2,619 metre çarpı kotanjant iç tekerleğin dönüş açısı 0,209 radyan artı 1,565 iz genişliği bölü 2'den. Buradan da R1'i arkadaşlar yaklaşık 13,103 metre olarak hesaplayabilirsiniz. Bunu hesapladıktan sonra bir de neyi hesaplıyorduk biz? Delta açısı. Delta açısı neydi? 1 bölü 2 çarpı kotanjant delta i artı kotanjant delta 0'ın ortalamasıydı. Buradan da 1 bölü 2 çarpı kotanjant iç tekerleğin dönüş açısını ne bulmuştuk? 0,108 pardon 0,209 radyandı verilmişti. Dış tekerleği biz bulduk. Dış tekerleği de 0,186 radyan bulmuştuk. Aritmatik ortalamasını alırsanız buradan direkt radyan olarak ya da derece olarak çıkartabilirsiniz. Direkt derece olarak yazmışım ben. Hesap makinemde hesaplamışım. Derece olarak hesapladığımız zaman 11,29 derece hesaplamışım. Daha sonra şuradaki R için arkadaşlar yani kütle merkezinin dönüş yarıçapı için ne yapıyorduk? Karekök içinde arka aksın kütle merkezinin uzunluğunun karesi artı dingiller arası mesafenin karesi çarpı kotanjant kare çarpı delta olarak diyoruz. Bu da eşittir. Nedir? A2'nin karesi 1,524'ün karesi verilmiş. D karede 2,619'un karesi çarpı kotanjant kare çarpı 11,29 derece verdim. Eğer siz ayarlamadıysanız bunu tekrar radyana çevirmeniz gerekir. Ben derece yazdım şu an. Şunu da belirteyim. Derece yazdım. Buna dikkat etmek lazım. Şöyle de ünlem koyalım. Buradan da yaklaşık arkadaşlar çapı 13,2 metre bulmuşuz. Yani bu şekilde geometrik özellikleri dönüş açısı verilen aracın merkezi 13,2 metrelik bir yarıçap üzerinde dönecekmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu geometrik hesapları şundan fayda var belirtmekte. Bu örneğimizde mesela şurada dikkat ederseniz bakın arka
Akslarla ön aks arasında yani yönlendirilen tekerleklerle tahrik tekerleri arasındaki mesafeyi eşit kabul ettik. Genelde bu araçlar eşit değildir. Genelde bu araçlarda eşit tutulmuyor. Onun için buralarda farklı değerlendirmeler yapılıyor. Biz şu an eşit olarak kabul edip bu açıları çıkardık. Fakat genel anlamda ön ve arka iz genişlikleri birbirine sahip değil. Bazı literatürlerde arkadaşlar biz burada isimlendirirken şurada WF ve WR diye görürsünüz. Şuradaki F ifadesi fronttan geliyor. Ön anlamında ön iz genişliği. Bu da rear'dan geliyor. Arka iz genişliği. Geometrik açıdan arkadaşlar iz genişliğinde önlüğün bizim için önemi var. Çünkü yönlendirilen tekerlerin önemi var. Biz Ackermann'da WF'yi biz genelde W olarak yönlendiririz. W olarak kullanırız. Arka genişliğin kinematik durum üzerinde herhangi bir etkisi sahip değil şu an için. Bunu da belirtmekte fayda var. Evet. Şimdi buraya kadar geometrik şartları inceledik. Bir tane örnek yaptık. Burada Ackermann'la ilgili ya da geometriyle ilgili bir tane daha bahsedeceğimiz konu var. Bu da arkadaşlar dönüş alanı ihtiyacı isimli. Yani şöyle yapacağız. Onu nereye devam edelim? Şuraya devam edelim. Onu da şuraya devam edelim. Onu da şöyle bir başlık, ara başlıkla atarak inceleyelim. Dönüş alanı ihtiyacı. Kinematikte işte bu da vardır. Şimdi dönüş alanı ihtiyacı ne demek? Şimdi şöyle bir basit araç alalım. Önümüze. Burada dönme merkezi olsun. Cetvelle çizmeyince. Sıkıntılar oluyor. Bu aracı biz şöyle düşünelim. Şu aracı bir kare şeklinde düşünelim arkadaşlar. Şimdi bu aracın kare şeklinde düşünürsek yaklaşık burada kütle merkezinde yaparsak nasıl yine dinle arası şekilde burayı da böyle R olarak isimlendirelim. Arkadaşlar bu araç burada burasını ve şu köşeyi alacak olursak aracın şu sağ köşesini şu şekilde ne yapacak? Dönme yapabilmesi lazım değil mi? Aynı şekilde bu aracın aks mesafesinin yani arka aksın iç tekerleği boyunca bu şekilde ne yapacak arkadaşlar? Bir delta R isimlendirelim şimdilik. Aracın belli bir dönüş alanı olması lazım. Yani hangi alandan bu araç dönüş yapabilir? Bunu belirlememiz lazım. Bu alan dönüşünü nasıl yapacak? Şuraya mesela da R minimum diyelim. Burası R minimum.
R maksimum da arkadaşlar nasıl olacaktır? Burası da R maksimum olacaktır. Dönüşüm dış çapı. R maksimum. Yani bir çember üzerinden ağırlık merkezini döndüğünü düşünürseniz bu aracın arkadaşlar. İç teker, arka iç tekerleğinden dışına kadar olan mesafede araç ne yapacaktır? Bir dönmeye çalışacaktır. Yine burada açılarımız mevcut. Burada aracın bu alan genişliğini biz aracın geometrik uzunlukları konusunda nasıl ifade ederiz? Buna bakalım şimdi. Burada aracı nasıl ifade ettiğimizi aracın geometrik uzunluklarında bakalım. Alan ihtiyacını nasıl yapıyoruz? Burada arkadaşlar bunu isimlendirelim. Dedik ya ön aksın şurası geometrik uzunluklarını yazalım. Burada yeni bir uzunluk yazacağız. Aracı kare olarak düşünürsek, kabaca kare olarak düşünürsek, yönlenden tekerleklerin merkezinin aracın uç köşesine olan uzaklığına biz burada B diye isimlendirelim. Aracın dingiller arası mesafesini L diye isimlendirelim. Arkadaşlar burada neydi? W neydi? Aracın yönlenden tekerleklerin merkezleri arasındaki yani iz genişliği W'ydu. W. Fakat bizim burada aracın şurası tam eni ne arkadaşlar? Biz B diyelim. Çünkü aracın genelde burada W B'ye eşit olmaz. Bazı kaynak kitaplarda W yaklaşık B'ye eşit olarak alınan hesaplamalar da mevcut. Ben şimdi bunu girerek hesaplama yapmayacağım. Bu sefer dönüş açılarıyla beraber iz düşüm bulunabilir. Ama fakat genelde bunlar eşit olmayacağı için ben daha basit olarak kalması için alan ihtiyacını W eşittir B eşitliği sağlamadığı durum için yazacağız. Nasıl yazabiliriz alan ihtiyacını arkadaşlar? Buradan baktığınız zaman R maksimumu düşünürseniz R maksimum şu köşe değil mi? Şurası. Bir düşünürseniz şuradan da böyle kesitlerle yaptığım zaman R maksimum baktığınız zaman kenarlara yine A, B, D ve E desem burası da O. O, B, E üçgenine baktığınız zaman O, B, E üçgenine baktığınız zaman O, B ve E üçgeninden arkadaşlar. Nedir O, B arası? R maksimum. Üçgen eşittir. R maksimum karesi eşittir. Ne var burada arkadaşlar? Alt tarafta R min artı B. R minimum artı B aracın eni karesi artı B artı L var değil mi? Diğer şimdi B ile E arası mesafe. B artı L karesi. R maksimum bu sefer ne olacaktır? Karekök içinde yine aynı R minimum artı B karesi artı B artı L'nin karesi. Evet. R maksimum bu şekilde bulunuyor. Peki alan ihtiyacı nedir arkadaşlar? Alan ihtiyacı da delta R'dir. Delta R de nedir? R maksimum eksi R minimum. Delta R de sadece A ifade eden R minimumun çıkartılmış hali. Bunu da yazalım. Bu da önemli çünkü tırın dönme ihtiyacıyla yolcu otomobilinin dönme ihtiyacı çok farklı olacak. Eksi R minimum. Evet. Bu da arkadaşlar bir aracın dönme alan ihtiyacı bir köşe boyunca
dövme alan ihtiyacı. Dediğim gibi bazı kaynak kitapları, özellikle bizim kaynak kitabımızda W eşittir B kabul ederek Ackermann geometrilerine bağlantılı ifadeler çıkartılıyor. Ben şimdi onlara burada uzun uzun girmedim. Normalde pratikte W eşittir B eşit kabul edilmez. Ona göre bir alan ihtiyacı belirledik. Farklı uzunluklara göre farklı alan ihtiyaçlarının olduğu durumlar söz konusu. Evet, şimdi şöyle baktığımız zaman Ackermann geometrik şartlarını ve alan ihtiyaçlarını hesapladık.